saçlarda olan meselede kovaryant 4 vektör diyeceğim. Bu transformasyon özelliği ben bu araya atlıyorum ama bunu deneyebilirsiniz siz de. Bileşenleri eğer bir gibi tanımlandıysa, mesela sadece X yönündeki buz dönüşümleri için o daha önce yazdığımız maddesi tersere bakarak yapacağım. X, U prime geliyor, bu sefer de X, U prime geliyor. Bileşenlerin böyle olduğu bu şekilde dönüşüyor olmaları gerektiğini gösterebilirsiniz. Kovaryant vektöre göre gördüğünüz gibi buradaki adam ters bir şekilde dönüşüyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra aslında hemen ileride dönen şuradaki skaler çarpımının Lorentz dönüşümleri altında envariant olduğunu söylemiştik. Bunu anlamak daha kolay olacak. Çünkü şurada yazdığım şey biraz böyle görüntü olarak yani sadece A ile B'nin skaler çarpımı. Ama eşyası olarak bunu artık şöyle parantezikle göstereyim burada. A rant B dediğim şey şurada az önce yazdık bu A mu B mu şeklinde yazılması gereken şey. Bunlar öbür frame'deki ya da sistemdeki gözlemciler cinsinden, gözlemcinin ölçeceği ya da bulacağı değerler cinsinden yazılırsa şuradaki matris alt indeksli olan için, üst indeksli olanlar için de kontravaryant 4 vektör olduğu için adam da bunun tam tersi gibi geliyor. Yani o iki matris bunları dönüştürdüğünüz zaman birinden gelen dönüşüm matrisleri, öbüründen gelen dönüşüm matrisleri birileri götürecek yani. Identity verecek yani sadece. Dolayısıyla bu adam aynı zamanda şuna da eşit olacak. Ve bunu da orada kabaca şöyle yazmış. Şuradaki ifadenin anlamı şimdi buradaki. Bu alanlar ters dönüşüyorlar. Yukarı indeksli alanlar aşağı indeksli alanlar. Pratik olarak bunları elde etmenin yolu işlemlerde mesela A büyüğü elde etmek istiyorsam bu eta büyüğü A büyüğü şeklinde olacak. Yani indeks yapısına dikkat edelim burada. İlerlemeden önce buradaki büyük burada hiçbir bu tarafında eşitliği herhangi bir indeksle eşleşmemiş. Dolayısıyla burada free index, serbest index. Öbür tarafta da bir tane serbest index olması lazım ve büyük olması lazım. Burada gerçekten böyle eşleşen bir şey yok. Büyükler toplanmışlar kendi üzerlerinde. Yani bunun anlamı eta 0, 0, a 0 artı eta işte mesela büyüğü 0 aldıysam 0, 1, a 1 ama zaten eta 0, 1, 0, 2, bunların hepsi 0. Dolayısıyla sadece dikkatli bir eşleşme kalacak. Buradaki gibi alırsanız. Yukarı indeksi elde etmenin yolunda bu sefer ters metriği kullanarak. Bu arada metrik, ters metrik hangisine dönem lazım? Metrik deyince anlamam gereken şey alt indeksi lazım, tamam mı? Metrik deyince bunu kastediyorum demektir. Eta mümkün bir indeksi de yukarıda olduğundan anlayayım. Şimdi bir adım daha genelleştiriyorum. Buradaki gibi ele aldıktan sonra vektör denilen şey, 4 vektör denilen şey, skaler denilen şey ne? Tensör sadece bu çerçevede bileşenlerin sayısı daha fazla olan bir şey. Bu değer 4 bölümün sayısı 4'ten fazla bileşeni olacak bir şey olacak. Dolayısıyla onun transformasyonu biraz daha herhalde bundan karışık olacak. Önce şunu yazalım tekrar. Kontra veriyoruz. Oraya bunun transformasyonu şartı. Buydu. Kovaryant 4 vektör 2 bunun tam tersi şeklinde gelen olacak. Eksi 1, eksi 1 var. En büyük şeklinde olacak. So
indeks anlamına ulaşacak. Bunlar tam buradaki dönüşümleri dersen o başka indekslerde. Bir tanesi resim sadece. Dx 1 prime şeklinde olacak. Bu taraftaki anlamda en sonunda mu n şeklinde. Tensörlerinden şey bu. Daha fazla bir şey var. Ama özel bir dönüşüm kuralı oluyor. Yani ben bu nesneleri yaşayanları bir koordinat sisteminde belirlersem, bir gözlem için belirlersem, şuradaki uydu terimlerle çarparak diğer çerçevedeki bileşenlerin ne olduklarını elde edebilirim. Dolayısıyla bu açıdan bakarsanız, kontravariant 4 vektör bir tensör olarak sınıflandırırsa bunu, bu adam 1-0 tensör götürüyor. Yani sadece bir tane üst indeksi var. Bu ise 0 gibi duruyor. Basit bir tensör. Buradaki tabii bu çerçevede Lorentz envariant büyüklüklerden bahsettiğimiz için dönüşümler, Lorentz dönüşümleri olduğu için ilgilenmeyiz kuantiti. Şimdi tensör yapısı nasıl olmalı sizce? Bir gözlemcinin ölçtüğü bir büyüklük eğer skalersek, gerçek anlamda skalersek. Bunun ilgilenmeyiz yapısının nasıl olmasını beklersiniz? Olmaz. Hiç olmasın diyoruz. Bu örneğin ne var? En son o free index. İndeks olabilir içinde ama bu adamlar uygun şekilde toplanıp birbirleriyle eşleşecekler. Açıkta serbest index kalmayacak. Buna oraya sığmadığı için şuraya yazıyorum. Scalar diyorum. Gözlemciden bağımsız olan büyüklük. Aynı yüzünde yaptığımız scalar gibi. Ve bu da zero trend. Neler olabilir mesela böyle adamlar? Şöyle bir şey olabilir mesela. Tek başına bir tane büyüklük. Fi. X'e bağlı, Y'ye bağlı ya da bütün koordinatlara bağlı bir büyüklük. Hiç indeksi yok bunun üzerinde. Ya da A'nın B'nin büyüklük. İndeksler var ama free index yok. Toplanmışlar üzerinde. Daha karışık şeyler de olabilir. Daha fazla sayıda şey içeren. Bunun gibi gidebilir. Bunların her birisi skala. Ne kadar alt indeks varsa o kadar üst indeks var. Dolayısıyla şuradaki ters dönüşüm meselesi, burada konuştuğumuz şey meselesi burada da geçerli. Bunun için herkes aynı şeyle görüşecek. Sadece bunun bileşen sayılarıyla ilgili bir iki şey söyleyeyim. Sonra kullanmak belki icap edecek. Number of components, bileşen sayısı kaçar tane olacak. Basit örnekler sadece bir tanesine bahsedeyim. Mesela iki tane indeks olan bir tensör olsun elimizde. Sadece consider a union. Bu second rank işte 2-0 tensör buradaki sınıflandırmaya göre. Şimdi bunun normalde kaç tane bileşeni olmalı? Artık şurada alışkanlık haline getirelim. 4 boyutlu uzay zamanı. 4 dimensional space'ler. Sayarak bulunanın yolu D eksi 1 bölü
dengeyi eğer 4 alırsanız burada bu anlamda 6 tane bağımsız bileşen olacak. Yani normalde herhangi bir 2 rank tensör buradaki gibi olan AMD gibi bir adamın ilk başta hiçbir şey yapmaksızın 6 tane bileşen olduğundan bahsedebilirim. Aynı şeyi ilk başta yaptığımız Einstein alan denklemlerinde de var. Ama bu tür sinetler yüzünden bunların bileşenleri azalacak. İlla ki 16 tane bağımsız bileşen bulmaya çalışıyoruz. Burada daha önce bahsettiğimiz bir şeye tekrar dönüyorum. Bu dolayısıyla 0-2 tensör. Şimdiye kadar yaptığımız sınıflandırmaların içinde simetrik. Bileşenlerinden zaten biliyoruz bu simetrik olduğunu. Nasıl olduğunu biliyoruz. Eta milyonun tersi, bir daha yazayım. Inverse. Metrik. Bunların arasındaki bağıntı da eta milyonuyla eta mu sigma, delta mu sigma olacak. Kronikerler derecesinden yazılacak. Bu şu anda iki aralık birinci çekmenin son bölümünü. Tamam, en son tensörlerin Manipulations of Tensors diye bir başlık vardı galiba. Şu an tam yaptığım yerden, en iyi yerden orası, bilginiz olsun. Bu, tabii şunu yazsam iyi olur. Eta menu and eta menu. Have the same components. Hatırlarsanız bunların bileşenleri aynıydı. AC1-1'dir. Ters metrinci, inverse metrinci de AC1-1. Bu sadece 10.000 in flat space-time. In Cartesian modelings. Bunu eğer küresel toplantılar yazarsanız o zaman bileşenler aynı olmadan buna dikkat etmek lazım. Şey, şuna bazı yerlerde bu Cartesian koordinatı inertial koordinatı veriyor. Kastettiği şey bu. Sonra neden inertial dediğine dair bir şey söyleyeceğiz. Bu ilgili karşımıza çıkan önemli tensörlerden bir tanesi şuradaki hemen bunun üzerinde koyuyorum. Bu bir 1-1 tensör. Bileşenleri zaten 1 ya da 0 olacak. İşte büyüğün büyüğe eşitse ya da büyüğün büyüğünden farklıysa buradaki gibi olacaklar. Bununla ilgili bir garip şu. Bunu yazayım. Bütün koordinat sistemlerinde ve bütün uzay zamanlarında bu adım bileşenleri hep aynı. Aynı uzay zamanında mesleğinin her zaman böyle bileşenleri bilir. Tuhaf bir özellik. Exactly the same components. Any coordinate system. In any space. Epsilon tensör ya da bir epsilon nesnesi vardı hatırlarsanız. Burada da benzer şekilde. Ama tensör demeyeceğim buna. Bu bir parça üzerinde konuşmak gereken bir şey. Sonra tam ne kastettiğini tanımladığımız zaman göstereceğim. Bu nesne şu. Epsilon dönüyor. Rho sigma. 4 tane indeks var bunun. Bu artı 1, eksi 1 ya da 0 alıyor. Artı 1, eksi 1, 0 alması şuradaki indekslerin aldığı yerde mesela 0, 1, 2, 3 çift permütasyonu. Yani iki kere yer değiştirilmiş versiyonuysa eğer human permutations of 0, 1, 2, 3 yazalım. Bu eğer odd permutasyonlarıysa bu kombinasyonu bunu alıyorsunuz değil mi çocuklar? Yani çift permutasyon demek şuradaki nesne mesela burada herhangi bir kombinasyon var 0, 1, 2, 3'ün kombinasyonu var. Şunun çift sayıda değişiklik elde ettiğiniz bir versiyonuysa kimse de demek 2, 4, 6 yani buradaki rakamları kaydırarak o kardeşin tek şeyler. Bu otherwise. Herhangi bir index
tekrar dönüyoruz. Bu adam bunun durumu şu. This is a tensor of zero form in Minkowski space. Anlamı şu, şurada bırakayım. Yani bu iki indekse kontrakt ettiğiniz zaman ya da böyle buradaki gibi aynı alıp kısalttığınız zaman, potansiyonu küçülttüğünüz zaman bulduğunuz şey, mesela şunu ve şunu alarak aynı işi yapsaydınız, elde ettiğiniz şeyle aynı olmak zorunda değil. Genelde. Yani. Şurada yazayım. Sigma, lambda sigma. Sigma, sigma, delta'dan farklı bir şey olacak. İnceledim. Aynı olabilir. Hesap. Buyurun. Şurada ilgisayar
şurada bakalım. T, mü, mü, sigma, lambda, sigma. Normalde şununla başlıyorduk değil mi? Lambda, delta ile burası. Görün ki şu en sondaki indeksleri kontrakt edersem bir şey elde ediyorum. Burada söylediğim şey ise bu sefer lambda'yı kontrakt edip öbürünü aynı bırakmak. Şuradakiler de yerli bırakmak. Burada lambda? Şurada lambda yok artık. Lambda ilk indeksi. Şurada lambda delta var ya. Evet. İlk yaptığımda lambda'yı sigma eşitlendi. Diğerinde de delta'yı sigma eşitlendi. Tamam. Ha? Yani onlar başka şeyler ki bunlar aynı olmayacaklar onu söylüyorum. Genel olarak bunlar aynı şeyler vermek zorunda değiller. Tabii bir türesi nedir? Şimdi söyleyeyim şey işte. Bunun türesini, bunun diğer olay elemanları toplamı gibi düşünürseniz 2 olacak. Ama trace deyince anlamamız gereken şey şu nesne olduğu için yani eta büyü büyü durumuna getirmem lazım bunu. Yani şunu bulmam lazım. Bunun trace demek bu anlama geliyor. Bu da eta büyü diyor. Eta büyü demek. Bu ise delta büyüye karşılık geliyor. Bu adam 4 büyü uzay zamanında bütün yaşamları bir olduğu için 4 eşit olacak. Genel görevlikteki bu noktalı şeyleri uyarlamaların en çok başardıracak şey zaten bu kısmi türevi olacak. Şimdi önce bir kere bu kısmi türevinin nasıl dönüştüğünü anlamak lazım. Ben daha fazla vakit kaybetmemek için burayı biraz hızlı geçeceğim. Buradaki sorun ilk önce şu. Mateba the transformation properties of koordinatları hatırlarsanız şununla göstermiştim. Bununla göstermiştim. Dolayısıyla bir koordinata bir türev almak demek aslında şunu yazmak demek. Buradaki indeks yukarıda olacak. Ama şunu da anlamam lazım. Peki bu adam bir şey midir? Bunun da bir indeksi var ama tam anlamıyorum. Kesin çizgisinin alt tarafına geldi bu türev indeksi. Bu adamın kovaryant türevi mi anlamıyor? Kontravaryant ya da hiç ikisine benzemeyen bir şey mi olacak? Yeni bir nesne olacak. Şöyle bir şey yapmıyorum, dikkat edin. Burada bir alt indeks var. Ben de bu alt indeksi tanımlamaya kalkıyorum. Tamam, bu bir şey yok. Bunu yapmıyorum. Buradaki türevlerin hepsi anlamaya çalıştığım şey gerçekten koordinata göre. Yukarıda tanımladığım 4 vektörü koordinatlara göre olan türev. Gene tabii uzun uzun bunun ispatını yapmak yerine sadece bir tür transformasyon için ne olduğunu anlayabilirsem öbürleri için ne olduğunu anlayabilirim diye kabul edeceğim. For boost in x, x direction. Bunun nasıl dönüştüğünü anlamam bilmiyordum. Bu adamın tek tek diğer taraftaki koordinatlar cinsinden şuradaki dönüşümün nasıl olduğunu biliyorum artık. O ilk başta yazdığım transformasyon, Lorentz dönüşüm maddesi. Onun içindeki her bir türevin de neye karşılık geldiğini, hangi maddesi elemanına karşılık geldiğini oradan çıkartabilirim. Şimdi şuna bakacağız önce. Bu neye eşittir? Bu nasıl dönüşür? Bilmiyorum ama her iki taraftaki koordinatların bu dönüşümler için birbirleri cinsinden nasıl yazıldığını bildiğim için bunu zincir kuralıyla yazabilirim. Yani delta x0, delta x0 prime, delta x0. Tamam. Aynı şekilde diğer bütün bileşenler için. Artı delta x1, delta x0 prime, delta x1. Artı nokta nokta. Diğer bileşenlerden gelen katkılar olacak. Şunların ne olduğunu elde edebilirim. Çünkü o dönüşümün ne olduğunu biliyorum. X üstü yönündeki dönüşümler için bunların ne olduğunu. Ben hesaplayacağım şunları. Doğrudan yazıyorum. Lütfen uğraşın ama olduğuna. Tamam mı? Çıkartma sizi. Şu gamaya karşılık gelecek. Bu da gama beta'ya karşılık gelecek. Buradaki matris elemanı. Dolayısıyla bunun dönüşümü şuna benziyor. Gama x 0 artı şurada bir tane beta var x 1 bunun gibi bir şey olacak. Koordinatlar cinsinden olan dönüşüme benziyor. Oradaki x 0 üstünü hatırlatayım size. Gamma x 0 eksi beta x 1 şeklinde değil mi? Bu adam. Ama şuradaki nesne eksilisi. Buradaki eksili nesne
Daha önce şuradaki kovaryant türevi yazarken ben detayları geçtim ama aynı bileşenin koordinatın alt indeksi olduğuna bakarsanız buradaki adam tam tersi gibi gelecek. Dolayısıyla mesela bunu tam olarak da bir anlamının yolu bir de şunu yazmak. Delta x1 prime aynı şekilde. Bu neye eşit olacak? Bunu da elde edebilirsiniz. Ben şurayı sileyim hızlı bir şekilde. Ne söylediğimi unutmadan. Başka bir tensör olacak ama bu önemli. But only
as present in inertial coordinates. Yani adresel koordinatlar. Hatta koordinat değiştirseniz orada bile arıza çıkacak. Then you find eğer bir süre iskalenin üstüne etki ediyorsa bu her zaman ters olur. Nerede bu? Nerede alırsanız hiç fark etmez. A perfectly good tensor in any space time. Zaman koordinatları arasında karışan bir şey olduğu için bu eğriyi parametre
kontrol eden nesneyi bununla göstereceğim. Burada lambda herhangi bir parametre. Curve line. Curve particle. Yani diyelim ki böyle bir yörünge var burada.
ucunda duruyor, sabit herhangi bir yerde. Bundan laptaki gözlemci diyelim, tamam, dışarıda deneyi gözlemleyen adam. Bir başka gözlemci daha var, o da buradaki eğrinin üzerinde hareket ediyor. Hareket eden obzor, Esra. Bu da moving observers program ya da yörüngesi. Buradaki kastettiğim şey, proper time dediğim şey, şuradaki hareket eden gözlemcinin kontrolü saatin ölçtüğü değerlere karşılık gelen şeyler olacak. Bunu nasıl diğer gözlemci cinsinden yazabilirim? DN kare artı DN kare. Bu S-frame'deki adım için şunun herhangi bir anda ilerlerken belirlediği space-time interval aralığı olacak, uzay zaman aralığı olacak. Bunu aynı denklemi S prime için yazarsam, eksi C kare, artık bunun için olan zamana D tau kare diyorum. Bunun yanında bir tane D R prime kare gelecek. Şu D R prime karenin ne olması lazım? S prime için. Bu adam Bolmestik'in orijinde durduğu için sürekli onunla birlikte hareket ediyor zaten. Buradaki bahsettiği şeyin bu sıfıra karşılık gelecek. Dolayısıyla bu space-time interval'ı sadece buradaki proper time cinsinden belirlemiş olan şey olacak. Eksi c kare dt kare artı dr kare eksi c kare dt kare. Yani bunu iki gözlemcinin peki zaman aralıklarını nasıl birbirleri cinsinden yazabilirim? Şimdi eşitlik buna dönüştü. Buradaki eksi c kareleri sabitleştirebilirim. Şuraya bir tane eksi 1 bölü c kare gelecek. Dt kare parantezine alabilirim. Burada dr bölü dt olacak. Ama dr bölü dt demek, şuradaki hareket eden adamın buradaki gözlemci tarafından ölçülen hızı demek. Yani bu aralıkları siz yapın, ben sadece söylemek geçiyorum, sizin egzersiz olsun diye. Dt 1 eksi b kare bölü c kare üzeri 1 bölü 2 gibi bir şey kalacak. Ya da dt bölü gama şeklinde olacak. Bu hareket eden gözlemcinin ölçtüğü zaman da T dışarıdaki gözlemci ölçüşü. Ve bunlar her zaman dışarıdaki adamın hızını nasıl ölçüyorsa ona bağlı bir aralık gibi ifade edilebilir. Gayet hoş bir ifade. Şimdi o zaman şöyle diyorum. We can use tau as the parameter. As the parameter. Along the path. Along the path. And the tangent vector in this parameterization, is taken as the forward velocity. U mu is defined as Exu by theta. Yani şuradaki şey hatırlayın, şimdi bunu artık özel bir hale getirdim. Dx'in istediği parametreyle parametrize edildi. O zaman bunun bir tür hız olacak. Ama artık bundan sonra paketin hızı diye aldığı şey kötüyse buradaki proper time durduğu zaman ya da işte paketin kendi durduğu sistemindeki hız olarak kabul edip hızı gerçekten hız dediğim şeyi buradaki parametreyle alıyor.
4 vektörünü, hız 4 vektörünü bileşenleri nasıl ölçülecek? Bu yörgü ve yani yörgünün tek tek bileşenleri hem S gözlemcisi için hem de S prime için. Önce ona bakalım. Bu sıfırdan başlıyorum. Burada. Bu sıfır x sıfır bölüm ve A şeklinde olacak. Değil mi? Tanıma bakıyorum sadece. Oradaki. Ve x sıfır bölüm ölçük oradan. Bunu tava gibi türevini alıyorum. Çizim burada. Bu CD demek aslında bu tekrarda. DK da şimdi şurada yukarıda türettik onu DT ile herhangi bir gözlem için dışarıdaki gözlem için DT bir gama yaşadık. Bizim bu adam sıfırıncı bir yaşayın. Bu da gama çarpı C gibi bir şey olacak. Bu I neye eşittir? Bu da DXI bölü DT ya da DXI bölü DT bölü gama. DXI bölü DT'ler o hareket eden nesnenin güç hızını verecek bana dışarıdaki gözlemci için. Ve dolayısıyla bunun önüne bir tane gama V'ye gelecek. Yani yürürlüğün bileşenleri S frame için gama C ve gama V gibi olacak. Burada 3 bileşen gibi olacak. In the rest frame of the moving object yönünün bileşenleri hareket eden gözlemci için olacak bu durumda. Aslında şu elde ettikten sonra buradaki bütün üyeleri sıfıra set edecek. Duran gözlemci. İlk tarafı bu şöyle yazayım. C ve sıfır diye yazayım. Üç tane bileşim var. Tamam. Normalization of for velocity. Bu dört vektörün bir normalizasyon özelliği var. Şöyle yazayım. Zaten space-time observer'ı şöyle yazmayı gördük. Bu şekilde yazabiliriz dedik. Benim cinsinden alırsak eğer. Az önce de aynı aralığı şurada hareket eden gözlemci için proper time kullanarak yazdığımızda bu adam eksi c kare d tau kare gibi olacak. Şöyle yapıyorum. Bu iki tane d tau var. D tau çarpı d tau. Bunların bir mantığı anlarsam eğer ifadelerde. Bu restness.
mevcut. Yani kütle diye bahsettiğim şey sadece bu oluyor. Öbür gözlemleyin ölçtüğü kütle nedir falan filan gibi bir şey hiç bakmıyor. Çünkü buna bakınca hiç öyle bir şeye bakmam gerekiyormuş gibi ilerliyor. İki tarafı yükmüyor. Evet, skalar mı? Herkesin aynı ölçmesi gereken şeyler. Dolayısıyla bir yerde böyle bir şey yapmama gerek yok. Ha, BMW'nin bileşenlerinde tabii. Şurada izleyeyim. Not that. P mu. Şuradaki bu bileşenleri buradaki gibi yazarsanız eğer gamma mc m v şeklinde olacak. Bu da aslında relativistik enerji, momentum gibi şeyleri hatırlarsanız yani modern fizik dersinde yaptığınız kadarıyla buradaki bileşen mc'yi buradaki bileşenleri b'ye karşı gelen bileşen olacak. Bunun bu adalı bileşenleri böyle. With this velocity
And since the fluid around you is isotropic. Yani bu hızla hareket ediyor. Bütün, yani kabul işe düşüyorsunuz. Elinizde bir akışlar var. Bunun bütün içindeki bileşenlerin hepsi aynı V hızıyla hareket ediyorlar. Siz de bu V hızıyla hareket ediyorsanız her baktığınız yönde bu nesnenin aynı özelliklere sahip olduğunu göreceksiniz. Bu tabii çok idealize ediyor. Onun için mükemmel yakışkanlığı. Ama pek çok sistemi bu mükemmel yakışkanlıktan tasvir edebilir. Hızlar hep aynı tarafa doğru olmasa da mesela şöyle bile gidiyor olsalar bunlar. Eğer bütün scaling sistemi düşünürseniz, ölçeği düşünürseniz, oradaki hız büyüklüklerini düşünürseniz, ihmal edildiğinizde şeyler gibi toplayacağız bunları. Onun için bu bizim pek çok yerde çok işimize gelecek. Bunun enerji momentum tensörü F yönü üst indekste gösteriyorum. İki tane temel şey var burada. Sahip olmam gereken iki fonksiyon var. Bir tanesi bu adamın bu mükemmel akışlarının enerji yoğunluğu, bir de basıncı. Fakat basınç bileşenleri eğer bu sıvı izotropikse, her metal izotropikse o zaman X, Y ve Z yönünde yaptığı basınçların aynı olması gerekiyor. Buradaki seçimi şöyle olacak. Bilgilerimizi birbirlerine denkleştirebilmek için diğer bileşenlerin hepsi sıfır. Öbür tarafta yazmadıklarımın hepsi sıfır. Bu in its rest frame and in flat space time. Bu akışların kendi hareketsiz olduğu çerçevede. Nereden anlayabilirim bunu? Kendi rest frame'inde derken kendi şunu söylüyorum. S-prime mesela buradaki akıştan da birlikte hareket eden gözlemci. Bu o S-prime gözlemcisini yazdı enerji momentum tensörü. Bunu nereden anlayabilirim böyle olduğunu bu ifadeye bakacağım. İşin içine hiç V girmemiş değil mi şuradaki kız? Dışarıdan bakan gözlemci bunu yazdı ama bir şekilde oradaki V'leri de işin içine katması lazım. Onu çıkartmak yerine ben atlıyorum ara adımları. Sadece
sonucu yazayım. Şöyle bulmalısınız. Eksi rho c square plus 3p. Buradaki bütün hesapları büyük ihtimalle bu haftaki kozmoloji dersi ve diğer derslerde c'leri 1 alacaksınız. Ben şimdi sadece bu bütün c'leri yani 1'e tutmaya çalışıyorum. Rho and p can be independent. But in cosmology, önümüzdeki hafta, pardon bu haftaki kozmoloji derslerinde büyük ihtimalle buna değineceksiniz. Bu genelde şöyle yazılır. T eşittir omega rho c square şeklinde. Buradaki omega'yı bir constant almak üzere buna durum denkleri, equation state deniyor. Bu bir tür basınçla buradaki enerji olduğunun arasında. Çoğunlukla da bu denklemi şöyle yazacaksınız. T eşittir omega rho şeklinde. Ben yine C'yi de açıkça yerini tutarak yazdım bunu. Pek çok kozmolojide kullanılan enerji momentum tensörünün içine girer ve dolayısıyla belki nasıl elde edilmemiz gerektiğini gösteren uzay zamanlar buradaki omega'yı farklı farklı değerlerde alıyoruz. Mesela hiç basıncı olmayan, relativistik olmayan bir madde alırsanız, non-relativistik metir. Non-relativistik metir. Omega sıfır olacak. Bu bütün maddelerin omega'nın sıfır olduğu ve yani pressure'ı yok bu arada, basıncı yok. Relativistik particles diyelim. Relativistik particles ya da sistemler varsa elinizde. Bu sefer omega'yı 1 bölü 3 şeklinde alacaksınız demektir. Ne olduğunu bilmediğimiz ama muhakkak duyduğunuz kozmolojik sabit gibi bir şey varsa bu bir tür sanki uzay zamanı kendi toplam enerjisi gibi düşünebileceğimiz belki bir şey. Bu omega sıfır denklemlere kantaya baktığımızda sadece eksi 1 bölü 3 derecesi yapmış. Yani bu bir sınıflandırma. Bu ne oluyor önemli değil. Sadece buradaki enerji momentum tensörü kozmolojide kullanabilirim. Başka yere çıkıp kullanabilirim. Bu daha büyük sistemleri tasvir ederken kullanılan bir şey. Kozmolojide ise bu ikisini, bunun içine giren iki tane bağımsız gibi görünen büyüklüğü birbirleriyle böyle ilişkili olarak alabilirim. Burada her birisi omega'nın farklı değerleri için farklı bir madde sınırına karşı gelecek. Burada bıraksam iyi olacaklar. Sonuç var mı?